Merhaba. Asgari ücret konusunda tartışmalar devam ediyor. Bildiğiniz üzere Türk İş 5.2587 lira olarak belirlenmesini istiyor. DİSK 3.200 lira olarak belirlenmesini istiyor. Bu minimal üzere tartışmalar devam ediyor. Şimdi Profesör Aydarbaş Bey asgari ücretin 5000 TL olarak belirledi. Hatta 10.000 lira olacağını, olabileceğini, 10.000 lira bile verebileceğini söyledi. Peki bunun 2587 lira, 3200 lira konuşulurken Aydarbaş Bey'in 5000 lira veririm, hatta 10.000 lira verebilirim demesinin arkasındaki düşünce nedir? Yani biz bunu halkımızda anlatmamız lazım. Şimdi dikkat edecek olursak Türkiye'de kişi başına milli gelirin 10.000 dolar olduğunu görüyoruz. 10.000 dolar. Bu 10.000 doların bugünkü kurla beraber karşılığı nedir? 6 lira olduğunu varsaysak 60.000 TL, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000. Yani bir kişinin, bir vatandaşın, yani milli gelir nasıl hesaplanıyor? Toplam milli gelir hesaplanıyor. İşte yaklaşık 750-800 milyar dolar. Kişi başına böldüğümüz zaman onu 10.000 dolar kişi başı oluyor. Yani 7'den 70'e kundaktaki bebekten 90 yaşındaki dedeye kadar Türkiye'deki her bir bireyin eğer ulusal gelir herkese eşit olarak dağıtılacak olsa, birine fazla birine az değil de herkese eşit olarak dağıtılacak olsa her bir bireyin 10.000 dolar ulusal gelirden payı var. Bunun da Türk parası karşılığı 60.000 TL. Şimdi 60.000 TL'yi 12'ye böldüğümüz zaman ne yapar? 5.000 TL. Yani 5.000 TL. Demek ki nedir? Yani 7'den 70'e herkesin ulusal servetten eşit olarak dağıtıldığı takdirde 5.000 TL payı var. Peki 5.000 TL ile ilgili olarak bir iki şey daha söylememiz lazım. Çünkü Türkiye'de herkes çalışmıyor. Aile 4 kişiden oluşuyor ve iki çocuk çalışmıyor. Hatta anneler de çalışmıyor. O zaman bu 4 kişilik ailenin 5, 10, 15, 20.000 TL ulusal gelirden hakkı var. Yani 20.000 TL ulusal gelirden hakkı var. Profesör Doktor Aydarbaş Bey bunu sadece 10.000 TL'sini verebilir. Demek ki 20.000 bile verilebilir ama eşit gelir dağılımında hiçbir zaman eşitlik olmadığını varsayacak olursak bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Ama en azından bu rakamların Türkiye'nin gerçeği olduğunu görüyoruz. Şimdi olay bununla da sınırlı değil. Profesör Doktor Aydarbaş Bey yani bu bizim konuştuğumuz bu rakamlar mevcut. Neoliberal kapitalist ekonomide sıkı para politikasının mevcut sistemde. Peki Profesör Doktor Aydarbaş Bey 10.000 lira verebilirim derken bunun arkasını besliyor. Nasıl besliyor? Türkiye'nin yeraltı kaynaklarının devreye sokulacağını, gayri safi milli hasılanır, sen yaroş hakkını devreye sokulacağını ifade ediyor. Şimdi dikkat edici bu sevgili seyirciler arkadaşlar. Tekirdağ'ın Yukarı Sırt köyünde doğalgaz rezervi bulundu geçtiğimiz hafta. Ne kadar oldu? 286 milyar metreküp. Bunun 500 milyar TL, bakın Yukarı Sırt köyü, 500 milyar TL gücü var. Yani burada böyle bir servet var. Ama bu servetten bize bir şey yok. Niye? Çünkü devletin hissesini %2'ye indirmiş hükümet, iktidar. Bu yabancı çıkardı. Bu yabancının malı, bizim malımız değil. Bunu bizim çıkardığımızı varsayalım. Bu 500 milyarlarlık bir kaynak. Biz şimdi gidiyoruz ki Katar'dan işte 2 milyar dolar dilencilik yapıyoruz. Bu da 500 milyar dolar ayağımızın altında bir servet var. Aklımızı başımıza alalım. Bu sadece bununla ilgili, bununla beraber sınırlı değil. Bakın burada Kaz Dağları biliyorsunuz tartışmalara sebep oluyor. Burası Anagold Madencilik, Erzincan Kemaliye'de altın madeni çıkarıyor. Burası Fatsa altın madeni çalışıyor. Uşak Eşme altın madeni çalışıyor. Gümüşhane Mastra altın madeni çalışıyor. Erzincan Ilıç altın madeni çalışıyor. Tekrar Fatsa çalışıyor. Evet. İstrancalar devam ediyor. Şimdi bunlar da yani 1140'a yakın altın madeni şu anda faal olarak işletmekte. Sadece Kaz Dağları'ndan 4,5 milyar dolar bir rezerv söz konusu. Düşünün ki 1140 tane altın madeni düşünün. 4,5 trilyon dolar eder. O da bunların söyledikleri gerçek rakam değil. Şimdi Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını aklı selimle değerlendirmesi lazım. Yani özelleştirme değil. Bunlar bizim mallarımız. Bunların Kanadalı'nın burada hakkı yok. Amerikalı'nın burada hakkı yok. Bizim malımız. Biz bunları devlet millet ortaklaşa işletebilirsek biz 10.000 dolar değil, 20.000 dolar değil, 30.000 dolar, belki 40.000 dolar kişi başına milli gelir verme
Yani asgari yani yıllık kişi başına gelir tesis edebiliriz. Pekala asgari ücreti 5 bin değil 10 bin değil 20 bine de çıkarabiliriz. Bunu milletimizin iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Hepsine teşekkür ediyorum.